birinci bölüme son ayetler itibariyle bir atf-ı nazar edersek, ilk bölüm Mekke müşrikleriyle Allah Resulü'nün yine mücadelelerinden bir kare, bir bölüm idi ve geçmiş toplumlardan da örnekler verilmiş idi. İşte Nuh kavmi, Ad kavmi, Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi, Ashabul Eyke, bunların hali pürmelalini Peygamberimize Cenab-ı Hak hatırlatmış. Asla üzülmemesi gerektiğini, mücadeleye devam etmesi gerektiğinin altını çizmişti yukarıdaki ayetlerde. İlk bölümde bugünkü dersimizin, bunların da eninde sonunda sonları onlar gibi olacak ve korkunç bir ses ile, ki bu birinci kıyametin kopması ile birinci sur olabileceği yorumu yapılmış. Yani Mekke'de bu inat, bu münkir, bu müşrik, bu kafirlerin de sonunun onlardan farklı olmayacağını ifadeyle ayeti kerimeye başlayalım. Alay ederek diyorlar ki Peygamberimize, ifadeleri şu: "E Rabbimiz, bizim nasibimizi acele ver şu hesap günü gelmeden önce." Allah Resulü, hesap günü var, hesap vereceksiniz, ahiret var diyerek telkinleri devam ederken, bir ifadeleri de alay: "Rabbena accillena qittana." Payımızı bir an evvel ver, hesap günü gelmeden önce. Bu bir tabii ki istihza. Mekke, Mekkeli müşrikler. Cenab-ı Hak Habibine dönüyor. "Sen onların her söylediği söze sabret. Ne derlerse desinler, sabret." Den sonra Davud peygamberi hatırla. Davud peygamberi hatırla. Nasıl iken neler oldu, nelere sahip oldu. Davud peygamber İsrail'i peygamberlerden malum. Hem hükümdar, kral, hem de peygamber. Güçlü, muktedir ve sürekli Cenab-ı Hakk'a yönelmiş, duadan, niyazdan asla geri dönmeyen, hep onlarla meşgul bir peygamber. Ona da daha önceki ayetlerde sıklıkla söylediğimiz gibi dağlar emrine verilmiş, kuşlar onunla beraber. O zikrettikçe, Zebur'dan ayetler okudukça, dağlar lisanı haliyle, kuşlar da kendi halleriyle ona iştirak ederlerdi. Şimdi dağların zikri tüm cansız varlıkların zikrine işarettir. Kuşların zikri tüm canlı varlıkların tesbihine, zikrine işarettir. Hazreti Davud da şuurlu varlıkların zikrine, duasına işarettir ve semboldür. Ona öyle güçlü şeyler verdik ki saltanatını güçlendirdik. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ Ve ona hikmet verdik. Sözde ve fiilde hikmetli, etkili, kısa kelam, çok mana ve etkili. Fasl-ı hitap, toplum üzerinde, muhataplar üzerinde sözleriyle çok etkili, çok adil, çok sonuç alıcı ve etkileyici. Etkileyici, ikna edici bir güç. Sözlerini açık ve net söyleyen, gizli kapalı değil, herkesin anladığı dilde konuşan, bakın bize hitap. Fasl-ı hitap vasfı bize de hitap. Mikrofonu elimize alıp da böyle edebiyat, ahkam kesmek değil, milletin anlamadığı ifadeleri kullanmak, dağdağlı, ihtişamlı cümleler yok. Sade, öz, anlaşılır. Bakın, bir peygamberin özel bir vasfı, fasl-ı hitap. Hatırla, Hazreti Davud peygamberin kıssasıyla alakalı iki insan, iki hasım, biri davalı, biri davacı. Bunun haberini Peygamberimize Cenab-ı Hak öğretiyor. İki insan gelmiş, Hazreti Davud peygamberin ibadet ettiği mabetteki mihrabın önüne duvarları aşarak, herhalde demek ki etrafı böyle duvarlarla çevrili, üstü açık,
Oradan tırmanmışlar, içeri girmişler, mihrabın önünde Hazreti Davud'un karşısına dikilmişler. Şimdi burada iki insan mı yoksa iki melek mi? Tefsirlerde ekseriyet itibariyle bunun iki melek olduğu, melek aslında melek ama insan suretinde. Böyle bir yorum var. Tabii melek yorumu biraz daha kuvvetli gibi çünkü fefezi'a minhum. Normal insan çok alışık olduğu iki insan görseydi herhalde korkmazdı, telaşa kapılmazdı. Ama fefezi'a minhum birdenbire telaşlandı. Böyle olunca ve kalu la tehaf, korkma, endişeye mahal yok. Biz iki insanız, iki hasımız. Ben davacı, bu davalı. Bizim aramızda güzel bir, adil bir şekilde hüküm ver ve asla adaletten sapma. Bize bir yol göster. Vehdina ila sevâis sırat, bize bir yol göster. Neymiş dava? Davacı, davalı olan, ki davacı olan, inne hâzâ ahî, bu benim kardeşim diyor. Bu benim kardeşim. Lehu tis'un ve tis'ûne na'ce, bunun 99 tane koyunu var. Ve liye na'cetun vâhideh, benim de bir koyunum var. Fekâle, diyor ki, ekfillîhâ, onu da bana ver. O tek olanı, bir koyunu da bana ver. Ve azzeni fil hitab, beni de konuşurken etkiliyor, susturuyor. Yani beni delilleriyle bağlıyor. Bakın etkili söz. Ve azzeni fil hitab. Davud peygamber bunu dinliyor. Kâle lekad zalemeke bi suâli ni'acetike ilâ ni'acih. Evet diyor. Senin bir tek koyununu koyunlarına katmak suretiyle bu yöndeki isteğiyle zulmetmiştir. Yanlış yapmıştır. Birse bir senindir, hakkındır. Şimdi bundan sonra gelen ayeti kerime muhteşem. Hepsi muhteşem, bu daha muhteşem. Asırlara ve zaman mekanlara hitap. Cenab-ı Hakk'ın kulunu nasıl tanıdığını, kullarını nasıl tanıdığını her zaman. Ve inne kesiran minel hulata. Buradan ibret sahne bu. Sahne bu. Birçok ortak vardır ki ortakların birçoğu le yebghi ba'duhum ala ba'd. Biri diğerine kazık atar. Türkçesi bu. İşte bu. Ortaklık ve ortaklar. Demek ki ortaklık ve ortaklar kolay bir şey değil, dikkat edilmesi gerekir. Güven telkin edecek samimi, halis, muhlis, iman ve ameli salih sahibi. Bakın birçok diyor Cenab-ı Hak. Peki müstesnası yok mu? İllellezine amenu ve amilus salihat. Ancak mümin ve salih amel işleyen müminler böyle kazık atmazlar. Atarlarsa imanına bir şey demeyiz ama salih ameli var mı yok mu onu da Allah bilir. Onun için ortaklık çok mühim bir hadistir hatırladığım kadarıyla. Allah için bir araya gelip ortak olanların üçüncü ortağı Allah'tır. Neden bozuluyor şimdi? Hemen işin başında her şey güzel, teşkilat kuruluyor. Yürürken bakıyorsun biri diğerine hemen farklı düşünmeye vesaire. Çünkü iman ve ameli salih sahibi olacak. Ama bir şey daha var. Ve kalilum mahum. Bunlar da ne kadar azdır. Demek ki 100 kişide 2 kişi zor çıkar. 100 kişide 3 kişi zor çıkar. Ortaklığın yürümesi amenu ve amilus salihat. İşte şart bu. Bizim asıl çıkaracağımız ders bu. Bu bir ara cümlesiydi. İki kardeş geçinemiyorlar bakın. Ve zanne Davud. Davud peygamber zannetti ki ennemâ fetennâ, biz onu sınıyoruz, deniyoruz. Bu iki kişinin gelmesi, bana bu soruları sorması benim vereceğim hüküm ile içinde herhalde Cenab-ı Hak beni sınıyor, deniyor diye. Festağfere Rabbe, hemen istiğfar ediyor
af diliyor Cenab-ı Hak'tan. Ve harra raki'an ve enab. Ve secdelere yöneliyor. Allah'a dua etmeye devam ediyor. Fakat neden? Durup dururken bir peygamber böyle bir hadise sebebiyle mi, başka bir şey sebebiyle mi istiğfar ediyor? Onu tefsirler yorumluyorlar. Ama biz diyoruz ki Allahu alem. Çünkü ayette bir açıklık yok. Çok netlik yok. Yorumlar şöyle. Bu yorumların bir kısmı Tevrat'ta İsrailiyat diye nitelediğimiz bir peygambere yakıştırılmayan ve bizim asla katılmadığımız yorumlar. Nedir o? Haşa. Hazreti Davud bir kadını görmüş, ondan çok hoşlanmış, bir günah işlemiş. Hazreti Davud bir kadına aşık olmuş, fakat evliymiş kadın, onunla evlenmesi için kocasını bir plan, bir tuzak ile savaşa göndermiş. Kocası savaşta ölmüş, Hazreti Davud bu kadınla evlenmiş. Hazreti Davud bir kadına bakmış, bir daha bakmış, günah işlemiş. Bütün bunlar İsrailiyat makamında söylenmiş sözler. Peygamber ve risalet ile bağdaşmayan masumiyet ilkesine, değil mi? Asla yakın olmayan yakıştırmalar. Peki nedir? İbnül Arabi'nin de bir tespiti var. Daha doğru olan kanaatimce o, tefsirlerde de öyle söyler. Nedir o? Buradaki istiğfarın sebebi Hazreti Davud peygamberin bu iki hasmı, yani iki kardeşi dinlerken davacıyı dinleyip davalıyı dinlemediği için yapmış olduğu hata ile ben ne yaptım? Oysa ki yargıda esas olan her iki tarafı dinlemektir, delillere bakmaktır, objektif olmaktır, adil olmaktır. Böyle bir şeyden uzak olduğu için, kararını henüz ikinciyi de dinlemeden verdiği için yapmış olduğu hata sebebiyle فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ. Evet, daha uygun olan bu. Öbürleri, bakın kaç tane rivayet var. Bir peygamber böyle böyle bir şey yapacak. Haşa. Cenab-ı Hak onu affettiğini, onun kendisinin katında büyük bir değerinin olduğunu ifade buyurduktan sonra ona hitaben biz seni yeryüzünde, yani seni ülkende, yaşadığın coğrafyada halife kıldık. Sen bir hükümdar olarak ve bir peygamber olarak daima hakkı savun ve insanlar arasında hüküm verirken taraf gözetme. Şucu bucu, falancı filancı, benden ondan, ailemden bizim dışımızda vesaire, asla Allah için hak üzere adaletle hükmet ve asla nefsine yönelme. Hevaya kapılma ki o seni saptırır. Allah yolundan saptırır. Allah yolundan sapanlar içinse çetin bir azap vardır diye Hazreti Davud'a hitaben, ama hepimize hitaben bir güzel ayet ile bölüm bitmiştir. Evet, bu kısa açıklamayı yaptıktan sonra bugün ne okuduk? Davud peygamberi. Ben çok özetle anlattım. Yani şeye girmiyorum, tafsilata. Maddeyi okuyun. Davud maddesini ansiklopediden okuyun. Çok güzel bilgiler var. Bunlarla beraber daha da güzel, tatmin edici olur.